Arkadaşlar herkese tekrardan merhaba. Bir reaksiyon videosu ile tekrardan karşınızdayım. Bu videoda İtalya'yı temsil edecek Maneskin grubunun şarkısına kulak vereceğiz ve onu birazcık yorumlayacağız. Bu yılın favori adaylarından birisiydi Maneskin grubu ve Sanremo'da yanlış hatırlamıyorsam 71 yıl sonra böyle bir yazı okumuştum. İlk kez rock parçası yani bu tınılarda olan bir parça kazandı ve yarışmada İtalya'yı temsil edecek. Şimdi bir önceki yarışmaya tekrardan değinmek isterim. 2019 yılında Mahmut Soldi adlı parçayla oldukça favori bir isimdi ve oldukça güzel bir derece aldı ve çok da fazla beğenilen, dinlenen parçalardan bir tanesiydi. Bu yıl biraz daha farklı bir parça var. Zitti e Buoni isimli bir parça var elimizde ve bu parça yine Eurovision'da favori gösterilen ve sevilen gruplardan bir tanesi olduğu için İddialı konumda ve bahisleri incelediğimizde yanlış hatırlamıyorsam şu an ikinci ya da üçüncü sırada olması gerekiyor. Dediğim gibi oldukça favori bir parça. Parçanın tınıları hepimize hitap etmeyebilir. Sonuç olarak daha çok Kuzey Avrupa'nın beğendiği ve onların daha çok aşina olduğu rock müzik hakim diyebilirim genel olarak anlatabilirsem. Ki bazı yorumlar okumuştum. Hani buraya da eklerim. Sanremo'da böyle bir parçanın çıkması bazı kesimleri oldukça mutlu etmiş ve eğer Eurovision'u kazanırsak 2022 yılında İtalya'da Eurovision'u düzenlemek bizim için oldukça heyecanlı tarzında bir açıklama vardı. Şu an bu açıklamayı hani buraya eklediğimde siz de görmüş olacaksınız. Neyse çok fazla uzatmadan isterseniz videoya geçelim. Performansı izleyelim. Bakalım İtalya'nın bu yıl bizlere sunacakları müzik nasıl? Hemen bir kulak verelim onlara. Az önce dediğim gibi herkese hitap eden müzik türü değil dediğim gibi. Özellikle rock halde klik yapsalar çok daha güzel olabilir performans açısından değerlendirdiğimizde. Ancak ben genel olarak Maneskin'in bu parçasını çok beğendim. En azından beni içine alıyor. Yani o enerjiyi bende o enerjiyi bana yansıtabiliyor yani en genel olarak bunu söyleyebilirim size. İtalya nasıl başarı alır ya da nasıl puan alır onu bilmiyorum ama İtalya son süreçte gerçekten kazanmak için güzel parçalar yollayan ve yarışmaya önem veren ülkelerden bir tanesi. Özellikle o 14 yıl 15 yıl boyunca katılmayıp ondan sonra döndüklerinde yani Almanya'nın ev sahipliği yaptığı yıldan beri gerçekten hoş parçalar çıkarıyorlar ve ben İtalya'nın yolladığı parçaları çok fazla beğeniyorum. Şu an sanki böyle soluk soluğa kaldım beğendiğimi size anlatabilmek için. Umarım güzel bir sonuç alır. Ben Eurovision'u İtalya'da izlemeyi, İtalya'nın ev sahibi olmasını çok isterim. Oldukça da merak ediyorum nasıl bir ev sahibi yapabileceklerini eğer kazanırlarsa. Genel olarak diğer rakiplerine baktığımda Maneskin'in bu parçası bence gerçekten rakiplerini zorlayabilecek bir parça. Bir reaksiyon videosunun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız bizim için çok önemli. Bu şarkıyı beğendiyseniz ya da beğenmediyseniz bize yorumlarınızı yazarak iletebilirsiniz. En azından görüşlerimiz ortalama olarak ortaya çıkmış olur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.